Maalesef acı bir haberle açıyoruz bülteni. Pençekilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'daki cenaze töreninde aynı gözyaşları vardı yine. Sel oldu aktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin ailesine başsağlığı mesajı iletti. Son vedada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli'de yer aldı. Naşi al bayrağı sarılı tabuta koyuldu. Silah arkadaşlarının omuzlarında getirildi. Dualar edildi, cenaze namazı kılındı. Ankara, şehide son veda için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne akın etti. Piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimiz için okunan... Kadar... 3 Ağustos'ta Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı uzman çavuş Önk. Başkentte Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tam 17 gün süren yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti, şehit düştü. Öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi şehit Önk için. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit Önkün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Taziye dileklerini iletti. Törene kabine üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasif Şahin ve milletvekilleri katıldı. Allah Helallik alındı, dualar edildi. 26 yaşındaki şehidin naaşı askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk, Cebeci askeri şehitliğinde defnedildi.